Herkese tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Karşınızda güzel bir beton manzarasıyla Streamer Life'da karşınızdayım. Gördüğünüz gibi hala eve herhangi bir şey maalesef yapmadım. Buzdolabı yerine koymuşlar. Güzel, hoşuma gitti. Biliyorsunuz eve taşındım. Bunlar da bu sabah için. Şimdi diyorum sen. Şimdi güne başladım ve hemen video kaydımı açtım. Hemen sizden bir tuvaletimizi yapalım. Ardından gelelim. Bir duşumuzu alalım. Sonrasında yerine yapıp bilgisayarı artık, değil mi? Bu eve yakışmıyor yani. Hemen değiştirelim. Şuradan şöyle şey bir müzik. Tamamdır. Hemen size göstereyim. Birazcık ben bir yayın yaptım. Birazcık, çok değil, birazcık. Hemen bunu başlığımıza atalım. Yeni ev. İlk yayın. Karşınızda. Şimdi amacım benim şu 4 günde alacağımız parayı zirveye taşımaktı. 6.700 dolara kadar çıkarttım bunu reklamlar sayesinde. Ve ekstra birkaç da freelancer iş yaptım. Şu an paramız 2200 dolar şeklinde. Zootube'da bir videomuz yok. Videoları en son silmiştim. Ama ha, videoyu kaydetmeyi unuttum ben ya. Ben diyorum video niye yok? Video, ya 26,5 saatlik bir yayın yaptım. Yayınlarda şöyle bir şey fark ettim. Oyunda yaptığınız yayınlar, tamam mı? Yaklaşık maksimum 4 saat, yani maksimum 4 saat bağış geliyor. Hani bağış üzerinden gelir elde etmek istiyorsunuz. Her 4 saatte bir yayın açmanız gerekiyor. Ama günde 2 seferden fazla yayın açtığınız takdirde bu sefer de gene şey yapan olmuyor. Gene bağış atan olmuyor. Yani 4 saat 4 saat günde 2 yayın şeklinde yapılabilir. Hatta hemen de şimdi onu test edelim. Bugün ekstra bir para vermeye gerek var mı diye düşünüyorum. Şimdi ben yayın kayıt yapmıyordum. Onu unutmam kötü oldu. 1080 diyelim. 10.000 bitrate upload'ımız var zaten. 120 FPS verebilirim. 2K 120 FPS kayıt yapamıyorum. 100 şeyle kaçıyor. 120, 144... 1080-144 FPS diyelim. Monitörümüz aslında bunları da hiçbirini desteklemiyor. Öyle 1080 de bir şey burada çözünürlüğü göstermiyor ama ya monitörümüz bunların hiçbirini desteklemiyor aslında. Ben videodan önce de şeyleri de ayarladım. Alacağımız ürünleri de ayarladım. Şuradan turbomuzu da açalım hemen. Artık tıkladığımız anında açılıyor. Son aboneler kalmış. OBS'ten yayını başlatalım. Zaten 20 tane moderatörüm var. Bunu geçenki videoda söylemeyi biraz unutmuşum. 20 moderatör ve acımasızca şekilde ayarladım. Çünkü toksitlik, yani bu aslında Türkçe şeyimizdeki karşılığı, hani kanser kitle denilen kısım oluyor. Bu tabirine kadar çok sevmesem de. Şu hemen hack işimizi ufaktan bir halledelim. Arka planda şey gelmiş durumda, bir sağ sol işareti. ZBG şeklinde backdoor'um yoktu. Backdoor'um bir tane vardı. Onu 26 saat yayınımda harcadım onları. Bir sonraki sözüm sevgi dolu olsun, mutluluk olsun. Gördüğünüz gibi çatır çatır yasaklıyorlar ama harika bir fikir. Şunu da ben alayım aradan. 650 ile başladık. Son yayınımdan sonra gene artmadı. Yani en son 2900 izleniyordum. O yüzden bu kadar arttı. Çünkü şurada fark ettiyseniz 3280 mi 237 dolar gibi bir para yazıyordu. Partnerlik onayı hala gelmedi sanırsam. Hani geldi, ben mi idrak edemedim. Sakin cevap ver. Niye endişeleniyorsun kardeşim ya? Blender payı %15 diyor. %15 azalır. Geldi sanırsam, ben maili sildim. Olabilir. Şuradan şunlara da bir basalım. Bunlara erken basmak önemli.
faturalarımız gelmiş. Tamam, bu onun mesajıymış. Faturalarımız gelmiş. Moderatörlerin masrafları. Geoid diyelim. Biraz şu yani o kaliteli kitle sınırsam o oynasın. Yayın 2 saat olmak üzere. Tabi öbür yayın yok. Gördüğünüz gibi 2 saat olduğu gibi gene kesildi. Düt dırıt diye saat başı bir gelenler geldi. Her 10 dakika başı bir geliyor sanırsam. Yayını kapatabiliriz. Tekrardan yayın açalım. Varsa enerji durumumuza bakalım. Tamam, enerjimiz bitene kadar bakalım. Yayıncı saat kötü yayın. Şunları hemen banlayalım. Gördüğünüz gibi tekrardan bağışlar akmaya başladı. Oyun oynayacağım. Steam'den. Bu 3 oyunu da oynayacağım. Hatta turnuvalarına falan da katılacağım. Ama tabii ki onları yapmadan önce özel bilgisayarın özelliklerini güçlendirmemiz gerekiyor. Hemen onu da şu gelen bağışları da bastıktan sonra göstereyim. Şuradan patlatabileceğim bir reklam varsa şey yapayım. Ufak da olsa. Sohbet ile eğlenelim. Tabi bu sırada Bitcoin'imiz akmaya devam ediyor. Burada gene bir 800 dolarlık bir şey, yanlış bilmiyorsam. 730-740 dolar düşmüş herhalde sanırsam. Aynen, düşüşte şu an satmayalım mesela. Arttığı zaman tekrardan satarız. Şu anlık birikebilir. Hemen şunları da tekrardan basayım. Yayınımız daha 1 saatinde. Neyi gösterecektim? Yani Zamazor'dan gösterecektim alacağımız ürünü. Aslında ben daha az para toplarım diye düşünüyordum. Ama daha çok para topladım. 5800 dolarlık bir parça şeyleri topladım. Bunları oyundan çıkınca siliniyor zaten. Ya zaten 2100 dolarımız var. Üzerine 6000-7000 dolar gibi para gelecek. 7000-8000-9000 dolarımız olacak. 9000 dolar. 9000 dolar parayla tabii evi düzeceğimiz evi öbür 4 hafta, yani öbür haftaya şeklinde. Hani hep 4 gün 4 gün sonunda açıyorum videoları bilerek. Ki tabii o zamana kadar Blender'dan artık 10.000 dolar da gelebilir. Enerjimiz bitmiş. Yayını kapatmışız bu arada tahminimce. Aynen. Yayını ben gene mi kaydetmedim? Yayını kaydet. Tamam, tıklamışım. Tamam, ona bakacağım. Streamlab'den ödemelerimizi alalım. Masrafımız da çıktı. Şu tab açık kalsın. Açlığımızı falan görelim. Burada sadece bilgisayarın temel parçalarını aldım. İşte işlemcisi, burada ekran kartı. Anakartı, işte hard diski, RAM'i şeklinde. En çok geliştirmek istediğim şey monitör. Monitörü de aldım. Ama madem paramıza ekstra geliyor, daha iyi bir mikrofon seçebiliriz. Daha iyi bir mikrofon seçelim. Yani hatta hiç kamera almadım. Bir kamera alayım. Başta ekstra olarak. Almışken de güzel bir şey almayı düşünüyorum. Şimdi 1040 dolar buna vereceğim ve 1400 buna vermek çok daha mantıklı. Bunlar tabi biraz 1023'e 4 yıldız var. Bu 1040'lık. O da 4 yıldız. Canon, Nikon şeklinde top kamera falan var burada diyor. Z850 falan bayağı düşük şekilde koymuş. Sanırsam alabileceğimizin en iyisi Nikon D50. Daha üstü yok. GoPro yerine Go Zero olabilir. O da zaten 4.5. Hani çok da çok devasa bir fark yok. Bunu alalım. Mikrofon olarak da alabileceğimizin en üstünü alalım. Niye almıyoruz? Alalım. Ne varmış? Bu ne be? Bu ASMR şey değil mi ya? 1100. 1100'e bakıyorum şöyle bir iyicene. 1280'i bu var. Pahalısını alalım. Onu ben tipini beğenmedim. 7900 dolar yapıyor. Paramızı bayağı bir harcamış olacağız. Ama bilgisayarımız da güzel olacak. Diye umuyorum. Bilgisayarı baştan sona... Bilgisayar kasası var mı? Dışını değiştirebiliyor muyuz?
Ona hiç bakmadım. Varmış. Bir tane de bilgisayar kasası almaktan bence bir sıkıntı çekmeyiz. Onu da şimdiki işte YouTube geliri falan filandan hallederim ben onları. Eksik olursa ya da bir şey değiştiririz. Bir tık. 500 dolarlık bir şey zaten. 800'le çıkamam diye tahmin ediyorum. Ya da kasayı yarın seçelim. Onu öyle kalsın. Sepette ürünlerimiz kalsın. Videolarımızı yükleyelim. Bunlar bizim yarın şeyimiz olacak. Tamam. Videolarımızı yükledik. Blender'dan ne kadar para gelecek? 2100 dolarımız var. 7809 şey 8800 olacak. Hatta 1000 dolarlık bile bir şey seçebilirmişim kas olarak. Miningimiz falan devam ediyor. Yatağa yatalım. Öbürsü gün yani 4 günde bir para yattığı için oyun içi olarak söylüyorum. 3 gün sonra bütün evi de dizi rahat rahat dizerim. Hala kendime hiçbir kıyafet ya da benzeri bir şey almadım. Blender'dan onayımız mı geldi? Blender'dan paramız geldi. Blender'dan onayı aldık sanırsam. %15'e düşmüş. Çünkü faturamız var mı? Var. Ödeyelim o kalmasın. Şuraya geçelim sonra. Bütün parayı kredi kartımızı aktaralım. 9059 dolarımız var. Çok iyi. Fazla fazla. Hatta almayacağım demiştim o kasayı ama. Bir saniye. Şuradan bakabiliyor muyum? O değil. Kendi kasama benzediği için ben bunu tercih edeceğim. 8700 dolar. 300 dolar da bize yemek paramız kalıyor. Ondan sonra artık ben gene tekrardan şundan da söyleyelim. Açlıktan gitmeyelim. Artık kargo da yarın gelecek zaten. Bir tane birayı bırakmışız burada içelim. Tuvaletimizi falan yapalım. Şeyimize orada o sırada sipariş verdiğimiz yemekler gelsin. Yayınımızı yapalım. Bir sonraki günümüze geçelim. Hemen tekrardan. Tabii şimdi diyorum hani paramız kalmadı falan diyorum da. Mesela bakalım iki YouTube'dan ne kadar gelir gelmiş. İki YouTube videosundan. Hemen mesela ona da bakalım. Gördüğünüz gibi sadece iki videodan bile 117 dolar para alabildik. Şöyle Google aç Blender videomuzun ismini de ikinci yapalım şöyle. İkinci yayın karşınızda diye yapalım. İnternet almamıza çok gerektirecek bir durum yok bence. Şart bir durum değil. Ama şunu ya şu ya alacağım ben gene de. 30 dolar çok bir şey değil çünkü. 1080 144 FPS olsun. O şekilde devam edelim. İzlenmeler falan başlarken buradan paramızı almıştık zaten. O sırada biz de gidelim. Yemekler gelmiştir. Onları yiyelim. Bunu yiyelim. Şunu da içelim. Sonra gene bir tuvaletini yapalım karakterimizin. Yaptık her şeyi. Tamam. Geldiğimiz zaman yine 2 saatlik yayınlar şeklinde yapalım. Wow diye bir çığlığımızı atalım mı? Yok komik bir anımız varsa onu söyleyelim. Niye çığlık atıyoruz ya? Hemen aboneliklerimiz olun. Yayınlar beni çok eğlendiriyor demiş. Şu, tabii ki de ya. Biz eğlendirmeyeceğiz. Kimi eğlendirdik seni ya? Asla yayıncı olmuyor. Monu hiç ilgilendirmez kardeşim. Bu seni hiç alakadar etmez. Çalıntı laptop. Komşunun wifi'si. Sablığım yok. Bağış atmıyorum. Yes, beleşçiliği severim. Yani bu nereden geldi moruk? O nereden geldi? O para nereden geldi? Onu da söyleseydin yani. Yayın yapmak harika bir şey ya. Böyle para kimse kazanmıyor bu arada. Yani bunu büyük Elrain falan tarzı yayıncılar ancak bu seviyelerde şu anki. Hani tabi oyun olduğu için tabii ki de haliyle oturup da bizi onlar gibi 2 sene boyunca uğraştırmayacak. Bize sadece birkaç saatimizi ayırdığımız zaman ya da birkaç günümüzü ya da birkaç haftamızı ayırdığımız zaman gerekli seviyeyi çıkartacak bizi. Asla yapmadım deyip şu kaliteli kitle olarak şey yapıyorum ben. Pogo bok olarak anlıyorum. O yüzden şey yapmıyorum.
Video part şu an izleyici sayımız neden az bilmiyorum. 600'e çıkmış tekrardan ortalama canlı izleyici miktarımız. 1040 abonemiz var bu arada. Bayağı da yüksek. Abone logosunu da değiştirdim en sonkine göre. Yani son bir önceki videodan değil, ondan önceki videoya göre değişti. Ta yanlış hatırlamıyorsam cumartesi günü olması lazım. Sevgi dolusun sonraki mesajımız. Gene şeyle abonelikler geliyor. 2 saatimiz dolmuş ama hala gördüğünüz gibi para geliyor. O zaman devam edebiliriz. 3 saate gidebiliriz. Hala paralar geliyor gördüğünüz gibi. Ve 400 izleyiciyiz. Çok az bir izleyiciyiz. Şu an izleyici sayımız az. Neden az hiçbir şekilde bilmiyorum. Acaba çok erken açtım diye olabiliyor. Saat etkiliyor yanlış hatırlamıyor isem. Saat yayının izlenmesi etkiliyor. Moge. Yazalım Moge. Hack engellendi. Tabii ki de yani burada Allah Allah. Yani şimdi bilgisayar okumuş adamız biz yani. Biz de hack engelleyemeyi tıkladık. Baş yapmak. Zinger'dan bok gibi. Allah. Tekini göremedik. Gördüğünüz gibi bilmiyorum fark ettiniz mi ama 300 dolar paramız vardı. Şimdiden 600 dolara çıkmış bulunmaktayız. Ve artmaya da devam ediyor hızla. Hiçbir sebep yokken çığlık düşürüyor çığlık atmak. Gözlerim boklu kardeşim. Gözlerim boklu. Benim videolarımda, yayınlarımda gayet yeterli kalitede. Senin gözlerinde sıkıntı var. Git gözlerini değiştir kardeşim. Spam'a tıklamayacaktık. O gözler arızalı. Teşekkürler. Niye bu kadar az izleniyor? Video dışı ben buraya açtığımda burası 3000'e dayıyorum. Videoda iken açtığımda bir türlü artmıyor. Onu çözemedim ben. Onun Allah Allah komik. Komik, ilginç. Ucuz şaka yaptık. Gerçi video dışı genelde çok uzun yayınlar yapıyorum. Buradan biraz selam yazalım. İzleyin. Merhabalar. Seviyorum sizleri. Yazalım. Ekstra bir de şey de yazabiliriz mesela. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Değil mi ya? Yani ya destek yani bizim gibi böyle yeni şey yapanları, büyümeye çalışanları hani bir destek bence hiç şey olmaz. O çok iyi bir insan. Onu çok severim ben. Kimse o. Ona bayılıyorum. Son 20 enerjim kaldı. OBS'ten yayını kapat. Bir daha yayını başlat. Şimdi bunu neden yaptım? Neden yaptım? YouTube geliri artması için tekrar bir video daha çıkartabilmek adına yaptım. Bu arada yanlış mı gördüm ben onu? Bir upload 1000 bitrate'e denk geliyor. Yani buraya 15 yazsam olacak mı? Pardon. Upload şey özelliğinden diyor. Kafa karıştı. Kendi sohbetime odaklanmak burada tabii ki de artı bize sağlıyor. Ve seçimler, tercihler hem takipçi hem de izleyiciyi etkiliyor. Bilerek tekrar yayını açtım kapadım. Çünkü YouTube'a bir video daha atabilmek adına. Şuradan hemen Zootube'a girelim. Kediler hakkında konuş. Bayağıdır gelmiyordu bu. Yükleyelim bu şu videomuzu hemen. Allah Allah çok az izleniyoruz. Neden ya? O çok iyi bir insan. I love you. Seni çok seviyorum. Çok sevilen kimse artık. Ödeme almamıza falan gerek kalmadı. Son videomuzda yükleyelim. Ya videonun süresi falan herhangi bir şey etkilemiyor. Yani 1 saniyelik 4 tane buraya 5 tane video atsanız da olur. Onun limiti arttırılabilse bence iyi olurmuş. Ev değiştikçe falan. Burada durabilecek video sayısı da artsa bence güzel olabilirmiş. Diyorum ve artık ürünlerimiz gelmesi için dur bir saniye yemek siparişi vereyim.
Hemen bir yemek siparişimizi verelim 12,5 dolara. Yastığı örtüsü olmayan yatağımızda uyuyalım. Hiçbir şey yok, dümdüz odun gibi bayılıyoruz herhalde oraya. Ve gidelim artık bilgisayarımızı dizelim. Ver lan. Ver 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 ver. Tak tak tak. Şimdi. Şimdi moruk. Eski bilgisayarı bu odaya atacağım. Bu odada kendi halinde. Komple zaten kasayı da aldım. Anakartı aldım. RAM'i de aldım. Yani hani bu bilgisayarı komple bu şekilde. Devam ettirebilirim. Allahu Ekber. Ne oldu ya? Masadan aldım. Bir takıldı anlamsızca. Tepesine koy. Ya koyarsın ya. Fırlat dediğim zaman ne oldu? Ha, oraya orada kaldı. Mikrofonumuzu da alırsak bunları ikinci elciye bir ara gidip sandalyeyi seçtin ama sen. Tekrar mikrofonu fırlatacağız illa yani. Yapacak bir şey yok. Yemeğimizi de yiyelim. Tuvaletimizi, duşumuzu alalım. Sonra bilgisayarımızı hemen kuralım. Ardından ben size bir FPS testiyle hemen karşınıza çıkayım. Bütün parçaları geldim, yerleştirdim. Şöyle odamızı, kapısını kapatalım. Bilgisayarımız gördüğünüz gibi böyle. Gösteremedim. Şu an gerçekte bir bilgisayar almış gibi heyecanlandım. Gösteremedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kurdum. Monitör beklenen küçükmüş. Ama sonuç olarak eskisi gibi devasa değil diyecektim de gene devasa gözüküyor. Evet, bakalım şimdi bu kadar aldığımız parçanın bize ne gibi bir katkısı olduğu. Miner yapmayacağım. Mining çünkü dayanıklılıklarını parçalıyormuş. Şöyle gösterebilirsem. Neyse. Şuradan öbür bilgisayardan göstereyim. Şöyle kapıyı aç. Şöyle gördüğünüz gibi dayanıklılık 0 yazıyor. Benim bilgisayarın dayanıklılığı şu an aldığım parçanın dayanıklılığı 40 yazıyor. Yani bunun bilgisayar parçalarını tekrar değiştirmemiz gerekecek zaten illaki. Zaten orta seviyeye, orta ile yüksek arası bir bilgisayar topladığım için herhangi bir problem olmayacak. Hemen girelim. Gene buradan yemeğimi sipariş vereyim ben. Ağırdan gelelim buraya. Fastnet'ten hemen internetimizi satın alalım. Ve burayla işimiz bitmiyor. Hemen buraya yazalım. Yeni ev. Yeni bilgisayar. Bilgisayar. Ve yeni video. Tabii bunun Türkçesi aslında video değil. Yeni video. Türkçesi bu. Ama tabii bir gelip soralım bakalım kim video yazıyor. Yeni görüntü akışı kardeşim. Yeni yayın. Yazalım hatta. Yeni yayın. Şeklinde yapalım. Zaten uploadlarımızı yapmıştık. O buradan 177 doları cepleyelim. Ardından bunu aşağı indirelim. Streamlab'imizi açalım. Ödeme var mı bakalım. Yok. OBS'imizi açalım. En azından benim ekranıma oturan bir ekran. Şu an. O açıdan mutluyum. O açıdan mutluyum. Yayınımızı açalım. Bakalım bu kalitenin etkisi var mı? Just Chatting'le bir başlayalım. Bilgisayar sıfır. Virüs çıkmaması lazım. Deneyelim. Toplamda parçayı alalı 10 saniye oldu. Ne ara virüs bulaştı bilgisayara? Neyse 194 tane buldu. 34 tane temizledi. Bakalım. Göz ardı et.
Bence etkisi var. Çünkü gördüğünüz gibi sizler de az önce yayın açtık bilgisayarla ve 500'ün üzerine bir şekilde çıkamadı. Ben çok uzun süreler yayın yaptığım için o illaki artıyordu. İster istemez artıyordu. Bu arada tam ekranın oturması çok hoşuma gitti şu an. Bunu acaba en boy oranını küçültebiliyor muyuz? Birazcık küçük olsa çok gözüme batıyor da. Neyse. Parçaları da buradan göstereyim. MTX 180Z büyük ihtimalle 1080'e denk geliyor bu. i7 şunu yüksek osuruk diyelim. 77K demişti. Burada Intel i7 7700K'ya denk geliyor büyük ihtimalle bu. 8 GB 1200 ya 1200 ya da 1600 MHz'lik RAM 300 GB'lık da bir SSD koymuş bulunuyorum. Mesajları sık sık okuyalım. Mikroformuza gelirsek şu sanırsam elektrik kesildiğinde şey olması adına değil pardon değil oyun konsolu bu. Yıldırımı görünce UPS aklıma geldi değil. Oyun konsolu yok. VR yok. Kulaklık yok. Sadece mikrofonumuz ve var. Bilmiyorum hangisi mikrofon mu, görüntü mü, kamera mı etketti. Kameramızı açmadık. Kamerayı göster diyelim. Kamera bizi göstermiyor ama öyle bir durum var. Ve biz çıplağız. Artık ilk defa da kendimizi gösteriyoruz. Bunu oynatabiliyoruz, değil mi? Aynen. Şöyle sol alt köşeye koyalım. Kendimi biraz yukarı alabilsem güzel olurdu. Neyse. Aptalsın sen kardeşim. Aptal. Sen eğitilmez bir çomarsın. Tamam mı? Öbür RAM'i koymanın faydası var mı bilmiyorum ya da öbür eski ekran kartını öbür RTX'i koymanın illa bir faydası olur da bilmiyorum. Hemen taramayı bir bitti temizledi. Steam'imize girelim. Oyun satın alalım. Zaten internetimiz hızlı olduğu için hızlı inecektir. Seçelim diskimizi indirmeye başlayalım. İndirme bitti mi? Hemen devam ediyorum. Gördüğünüz gibi indirmemiz de hemen bitti. Tabii ki de kesildi burası. İndirildiği için artık kütüphanemize tıklayıp Witcher 3'ü başlayabiliriz. Bakalım. Ağzından da yapmasın sesi ya. Neyse bu benziyor en azından biraz. Bir benzeri. CD Projekt'e WCD yapmışlar. Red normalde CD Projekt Red yapımcısı ama WCD Projekt Blue yapmışlar bunlar hani çakma şekilde. Bakalım oyunda nasıl bir kasma veya bir şey var mı? Çünkü CS çok kasıyordu bilgisayarda ben önceden test etmiştim. Kontroller F tekme saldırı kamerayı döndür zıpla shift yapar. Yani 40 FPS yazıyor. Sanırsam istediğimiz her şeyi alana kadar asla 60 olmayacak. Şimdiye kadar hiç oyun oynamadan geldim. Şimdiye kadar da oyun oynamama bir gerek olacağını düşünmüyorum ama boş durmamak adına oyun oynayacağım büyük ihtimalle. Canlanmak 2 dolar mı? Hayır. Kapat. Diğer oyunları da satın alacağım. Ben bunları da bilgisayara indirmeye başlatacağım. Ve öbür videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade.